Adem Hoca'dan herkese iyi günler diliyorum. Bugün arkadaşlar çok önemli bir konuyu size anlatmayı düşünüyorum. Yapıya dayalı anlatım bozuklukları. Yine yanında her zaman gibi öğrenci Melek var. Melek hoş geldin. Merhaba hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz? İyiyiz hocam. Çok sağ olun. Bugün çok önemli bir konuya giriş yapıyorum. Yapıya dayalı anlatım bozukluğu Melek şöyle. Şu anda KPSS öğrencileri soruyor. Hocam bundan soru gelecek mi? 2014'ten beri soru gelmiyor. KPSS adaylar için söylüyorum. Üniversiteye hazırlık TYT için 4-5 yıldır soru gelmiyor. Ama LGS bu sene çıktı. 2019 LGS de çok güzel, harika bir soruydu. Bundan dolayı önemli bir konu arkadaşlar. <laughs> Bol örnekler ve çıkmış sorularla bu önemli konuya giriş yapıyorum. Tamam evet mı? Evet hocam başlayalım. Şimdi yapıya dayalı anlatım bu demek. Dile dayalı yani tamamen dil bilgisi bilgisiyle alakalı 8 tane maddemiz var. Özne eksikliği, nesne eksikliği, özne yükleme uyuşmazlığı, çatı, tamlama gibi konular. Şimdi birinci maddemiz şu Melek. Özne yükleme uyuşmazlığı. Tamam mı? Özne. Yani özne ve yüklem bazı noktalardan uyumlu olması gerekiyor. Tamam, tamam. Bunlardan birincisi şu. Tekillik çoğuluk. Yani lerlar eki. Hı, hı Bak hemen pratik. Lerlar eki. Şu. Birinci maddemiz şu. Sevgili arkadaşlar. Özne tekilse yüklemde tekildir. Bakın mesela burada diyor ki anlatıyor yüklem. Anlatan kim? Müdür bey. Özne de tekil. Bak yüklem de tekil. Lerlar eki var mı? Yok. Doğru bu. Bakın doğru yani. Tamam. Çocuk annesine doğru koşuyor. Koşuyor yüklem. Koşan kim? Çocuk. Özne de tekil yüklem. Yani lerler eki yok. Bu da doğru. Tamam hocam. Güneş yükseldi. Bakın Adem Hoca ne yapıyor? Önce yüklem ve öznenin altını çiziyor. Tamam mı? Yükseldi yükleminde var mı lerler eki? Yok hocam. Çünkü özne de tekil. Evet. Yani yükseldilerdesi hata olur. Hı hı. Kedi oynuyor. Yani buradaki dört cümlemiz de doğru. Yani hı hı. özne ve yüklem tekillik çoğuluk bakımından uyuşmuş. Tamam. Tamamdır. Bu kolay. Şimdi ikinci maddeye dikkat edelim. Bu çok çok önemli sevgili arkadaşlar. O da şu. Eğer özne insandan oluşuyor ise ve çoğul eki de almışsa yüklem serbest. Ler eki alabilir de almayabilir de. Hmm. Mesela <laughs> ne demek istiyorum? Bekliyor yüklem. Bekleyen kim? Yolcular. Özne çoğul mu? Çoğul. İnsan ve çoğul değil mi? Evet. Yüklem bekliyor da olur. Bekliyorlar da olur. Her ikisi de doğru. Serbest. Mesela köylüler pazar yerine gitti. Gitti de olur, gittiler de olur. Serbest. Peki hocam şurada e, müdür beyler öğrenciler bir şey anlatıyorlar. Saygı ifadelerinde anlatım bozukluğu yok. Müdür beyler geldiler. Burada hata yok. O zaten net olur. Onu açıklayarak sorarlar. Tamam mı? Anladım. Ama bu iki de şuna dikkat et. Yani mesela e, öğrenciler geldi geldiler çocukları koşuyor koşuyorlar. Tamam mı? Yani insanlar pazar yerine gitti gitti. gitti serbest. Bak çok önemli bir madde. Lütfen not alıyoruz. Neymiş? Özne insan ise, ler eki var ise, yüklem tekil dolur, çoğul dolur. Serbest, hata yok. Tamamdır. Tamam mı? Evet. Milletvekilleri şehrimize geldi. Doğru. Milletvekilleri şehrimize geldiler. Yine doğru. Tamamdır. Tamam. Tamam mı? Şimdi geçtim üçüncü maddemize. Bakın üçüncü maddeye bakalım. Özne diyor, İnsan dışı varlığın çoğulu ise yüklem her zaman tekil olur. Melek. Hmm. Ne demek istiyorum? Yapraklar bire bire sararıyor. Sararıyor yüklem. Sararan kim ne? Yapraklar. Hocam özde insan dışı varlığın çoğulu. Yapraklar. Yüklem ne oluyor? Sararıyor olur. Peki. Ler eki getirirsen özde yüklem uyuşmaz doğuruyor. Hmm. Mesela martılar uçuşuyor. Özne insan dışı varlığın çoğulu, ise, çoğulu değil mi? Evet. Yükleme ler eki gelmez. Gelirse hata olur. Tamam. Tamam mı? Mesela biz çok kullanırız. Derste ben çok kullandırım Dil alışkanlığı. Sıfatlar çekemek almazlar deriz. Hayır. Yanlış. Özne sıfatlar. Özne insan dışı varlığın çoğulu yükleme leleki gelmez. Bakın çıkmış soru. Bu tür duygular gözlerini yaşartırlar. Yaşartırlar yüklem. Öznemiz bu tür duygular. Bak Adem Hoca ne yapıyor? Melek burada tihtik atıyorsun. Özne ve yüklem buluyorsunuz. Evet sonra bakıyorum. Özne insan dışı varlığın yük çoğulu yükleme lerek'i gelmez. Peki gelirse neyi kodlayacağım? Özne yükle bu uyuşmazlığı. Tamamdır. Tamam mı? Arkadaşlar çok önemli. Bakın bu üçüncü maddeye üç yıldız işareti koydum. Lütfen <laughs> dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim dördüncü maddeye. Bu da çok önemli. Özne hı hı. yükle yükleme uyuşmazlığının dördüncü maddesi. Diyor ki özne ler eki almamış ama anlamca çoğul. Yüklem yine tekil olur. Ne demek istiyorum? Örnek üzerinde anlatıyorum. Tamam. Bakıyorum ne yapıyor Adem Hoca? Özde yüklemin altını çiziyor. Katıldılar yüklem. Katıldılar kim? Yüzlerce kişi. Arkadaşlar bu cümlenin yükleminde leri eki var. Ama özne ne? Özde'deki kelimenin son kelimesine bakıyoruz. Yüzlerce kişi. O zaman çoğul olması lazım. Tabii, ha, hayır. Şimdi bu yüzlerce kişi anlamca çoğul ya. Tamam. Yani buradaki leri ekine gerek yok. Ha. Yüzlerce kişi konsere katıldı olacak. Anladım. Başka örnek. İnsanlar çoğu burayı bilmezler. Yüklemimiz ne? Bilmezler. Özlemimiz ne? İnsanların, i̇nsanların çoğu. çoğu. Bu insanların çoğu tamlama ya. Son kelimeye bak. Çoğu. Hocam bu zaten anlamca çoğu. Zaten anlamca yüzlerce e, insanı kastediyor. Yükleme lereki gelmez. Evet. Gelirse anlatım bozukluğu olur. Bu Başka örnek. özne ve yüklem uyuşmazlığı. Evet. Bu. Özne yüklem uyuşmazlığı. Ama hangi yönden uyuşmazlık? Tekillik oldu? Mesela şu cümleye bakar mısın? Çok güzel. Ee, bir sınavda çıkmıştı. Ben de bunu da yazdım. Tamam. Şimdi 17 Ağustos Marmara depreminde binlerce kişi hayatını feci şekilde kaybetmişlerdi. Bunu öğrenci göremiyor. Bakın hareket şu. Önce özle yüklemi bul. Kaybetmişlerdi. Yüklem. Kaybeden kim? Binlerce kişi. Özneyi buldu mu? Hemen bakalım. Yüklemde lerek varsa dikkat edeceksin. Özne ne? Binlerce kişi. Bak kişi. Yani burada zaten anlamca çoğul. Lerek'i almış mı kişi? Almamış. Hayır. Ama anlamca çoğul mu? Evet. evet. Yükleme gelmez. Tamam. İşte melek anlatım usulü bundan dolayı zor. Arkadaşlar göremiyor. Önce bilgi. Bilgi her zaman güçtür yani. Tamam mı? Şimdi hocam iyi güzel anlatıyor da çıkmış soru var mı? Bak şu soruya. Manyak bir soru bakın. Bu soru var ya gerçekten adamı şişter. Bakayım hocam. Oku bakayım cümleyi. O kurumda eğitim gören herkes saygılı, hoşgörülü ve esnek olmak gibi çok önemli erdemler kazanmışlardır. Kazanmışlardır Yüklem Hocam. Süper. Kazananlar kim? O kurumda eğitim gören herkes. Bu kadar. Özne bu. Şimdi Yüklem'de Lerek'i gördün mü? Gördüm. Yüklem'de Lerek'i gördün mü? Besmele çekeceğim Melek. Dikkat. Tamam. Yani dikkat yani. Bu cümlenin özdesi hangisi? Herkes. Evet. E herkeste Lerek'i var mı? Yok. Anlamca çoğul mu? Evet. İşte yüklemelere gelmez. Tamam. <laughs> Çok güzel. Anladım i̇şte hocam. bunu bilen yapar arkadaşlar. Bilen yapar, bilen. Tamam mı arkadaşlar? Hocam özne herkes, yüklemelere ki ama dikkat et cümle uzun. Uzun olduğundan dikkatin dağılıyor. Buna dikkat etmiyorsun. Herkes öznesinin yükleminde lereki olmaz. Hmm. Özne ve yüklem tekillik çoğulluk bakımından uyuşmamış. Bundan dolayı bir anlatım bozukluğu var. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Ekrandaki arkadaşa bakın çıkmış sorularla ayrıntılı püf noktalarıyla Adem Hoca anlatıyor. Geçtim bu maddeyi. Şimdi özne yüklem uyuşmazlığının başka bir özelliği de var. Bu çok kolay. Kişi bakımından çok ayrıntı inmeyeceğim. Demek istiyor ki burada özne ve yüklem arkadaşlar tekillik çoğuluk bakımından aynı eki alması lazım. Mesela burayı sen ve ben akşama kadar temizlerim. Yüklem hangisi? Temizlerim. Temizlerim. Özne ne? Ben. Ha. ha. Şimdi öznede sen ve ben var. Yüklemde sadece ben var. Olmadı ki. Sana ayıp oldu şimdi. Hmm. Temizlerim kim? Temizleriz olacak. Temizlerim kim? Ben. Peki ha. sen ne olacak. Ha, yükleme öyle bir kip eki getirmem lazım ki hepsini kapsayacak. Evet. Sen ve ben akşama kadar temizle. Ris. Evet. Bu kadar. Tamam. Mesela çocuklar ve ben seni buraya bekledim. Seni burada bekledim. Bekledim diyor ama özledekim kim var? Çocuklar ve sen olmadı. Olmadı. Düzeltelim. Çocuklar ve ben seni burada bekle. Biz bekledik. Dik. Aman. Bak, bu bekledik. kadar işte. Bu kadar. Anladık mı? Tamam hocam. Bu, bu da özde yükte buluşmazdı. Tamam mı? Hı -hı. Mesela hemen iki tane çıkmış soru buraya yerleştirdim. Çok güzel olduğundan dolayı. Mesela hemen bak okuyorum. O akşam ben kendi odama, Fatma da kendi odasına çekilmişti. Aslında cümle çok süper. Fıstık gibi hata yok. Değil mi yani hocam? Nerede hata var? Yani adam süper bir cümle kurmuş. Hareket ne Adem Hoca, Özne bir yükleme bak. Çekilmişti yüklem mi? Yüklem. Çekilen ki burada o. o Ama evet. burada ne var? Ben ve Fatma. Ha, ha. olmadı. Hocam bu cümlenin öznesinde ben var. Bir de Fatma var, o var. Ama yüklemde de sadece o var. Olmadı, ayıp oldu. Düzeltiyorum. Melik o akşam ben kendi odama Fatla da kendi uzmanlığına çekilmiş tik. Ya. Evet. Yükleme ne yaptım? Dehleştirdim. Hı hı. Devam edelim. Son durağa geldiğimizde otobüste bir ben bir de o yaşlı adam kalmıştı. Tamam, Yükle, kalmıştı. kalmıştı. Peki kalan kim? O. Ve ben bir de yaşlı adam. Evet. Ne demem lazım? Otobüste bir ben bir de o yaşlı adam kalmış. Tık. Tık. Harikasın Melik. Bu kadar. Tamam hocam anladım. Basit ama görme. Anlatım uzunluğu görme demek. Göreceğiz. Tamam. Bol soru. Aslında bu soruyu şöyle de düzeltebiliriz Melek. Ekrandaki arkadaşlar da bunu iyice dinlesin. Şöyle diyebilir miyim ben? O akşam ben kendi odama çekilmiştim. Hı -hı. Fatma da kendisi çek O da olur. Hı -hı. Tamam mı? Yani otobüste bir ben kalmıştım. Bir yaşlı adam kalmıştı. Bu da olur. Olur mu hocam? E, olur. Ama ben bir hareketle bitirdim yani. Düzeltiyorum. Hı -hı. Ben kendi odama çekilmiştim. Fatma da kendisi çekildi. O da olur. Tamam evet, mı? Evet anladım. İki türlü düzeltebiliriz. Tamam, tamam, Melek? Melek devam ediyoruz. Bence ders çok güzel gidiyor bakın. Böyle kısa kesmiyorum ayrıntılarıyla veriyorum. Aslında bu biraz önce anlattığım şeyin farklı versiyonu. Sen ve arkadaşın hemen yanıma gelsin geliniz diyeceğiz. Çocuklar ve sen sinemaya gidersin gidersiniz diyeceğiz. Biz ve ayaktakiler çabuk dışarı çıksınlar değil de biz ve ayaktakiler çabuk dışarı çıkalım diyeceğiz. Anlaşıldı mı buradaki Anlaşıldı. mantık? Geçtim arkadaşlar. Bu bunu fazla yemiyorum. Şimdi sevgili melek, değerli evet. arkadaşlarım. Şuna ben 3 yıldız işareti koyuyorum. A 5 yıldız diyeyim. O zaman çok, çok, önemli, çok önemli, çok önemli. Çok önemli. O da şu. Özdeiklimi uçmazını devam ediyorum. Özne ve yükleme biz buna kadar neye baktık? Lerler ve kipikine baktık. Şimdi olumlu olumsuzluk yönünden bakıyoruz. O da şu. Arkadaşlar lütfen not alıyorsunuz. Türkçemizde 3 kelime var ki her zaman olumsuzdur ve olumsuz yükleme gelir. Neler bunlar? Hiçbiri, hiç kimse ve kimse. Tamam mı? Ben bunlara eksi işareti diyorum. Melek bir daha söylüyorum. Bakın. Hiçbiri, hiç kimse, kimseye ben eksi işareti koyuyorum. Bak. Eksi, eksi, eksi. Bu kelimeler Türkçe her zaman olumsuzdur. Söylüyorum. Hiçbiri, biri, tamam. hiç kimse, kim? bunlar neymiş? Olumsuz hocam. Evet. Olumlular hangisi? Herkesiyle hepsi. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bunu lütfen not almanızı istiyorum. Hiçbiri hiç kimse kimse. Eksi yani olumsuz. Herkesiyle hepsi nedir her zaman olumlu. Peki hocam bu anlatım hususunda ne işimize yarıyor? Bakın. İçeride kimse yoktu. Ne yapıyor Adem Hoca? Özne yüklem. Yoktu yüklem. Evet. Eksi. Olumsuz yüklem ya. Özne de kimse olumsuz. Bak özne ve yüklem olumsuz noktasından uyuşmuş. Bir hata yok. Tamam. Eksiye eksi. Mesela ikiye bakalım oku cümleyi. Sınıfta hiç kimse konuşmuyordu. Yüklemimiz. Konuşmuyordu. Bakın orada mu var mu olumsuz konuşmuyor mu var ya. Evet. Eksi işaretini koydun mu? Koydum. Özneye bakalım. Hiç kimse. Heh. bu da eksi yani tamam, hata yok evet. eksi eksi. Herkes kursta anlatılanları sessizce dinliyordu. Yüklemimiz dinliyordu. dinliyordu eksi dinleyen kim? Pardon dinliyor da artı. Değil artı. Mi? Evet harikasın bak işte böyle İyi öğrenci böyle hocaya da ikaz edecek. Sağ hocam. Dinliyordu artı. Tamam. Dinleyen kim? Herkes. Bu da burada da hata yok. Tamam, sorun tamam yok. Tamam mı? Şimdi burada hata yok değil. mi? Hata nerede var biliyor musun? Arkadaşlar virgül varsa bir cümlede aman dikkat. Hmm. Bak virgül ne yapar? Bağlar. Şimdi ne yapıyoruz bakın. Anlatmış, anlatmamış yüklem, değil mi? Hı -hı. Eksi mi? Evet. Anlatmamış olan kim? Hiç kimse. Bu da eksi. Buraya kadar hata yok, değil mi? Sorun yok. Hiç kimse anlatmamış. Doğru. Hocam yüklem olumsuz. Özne olumsuz. Devam ediyorum. Onu yalan yanlış sözlerle oyalanmıştı demiş. Çıkmış soruda. Oya Oyalanmış nedir arkadaşlar? Pozitif, artı, artı. Artı. pozitif. Şimdi ben virgülden sonra bakıyorum. Özne yok. Adam özneyi koymamış ya. Hı hı. Özneyi koymayınca şuradaki virgül ne yapıyor? Birinci öznedeki hiç kimseyi ne yapıyor? O buna bağlıyor. Aslında diyor ki bir cümlede hiç kimse anlatmamış, hiç kimse oyalamıştı Olmaz. iki eksi bir artı olmaz. Ben virgülden sonra bir tane artı getirmem lazım. Ne demem lazım mesela? Herkes diyelim. Ben şu virgülden sonra ne getirmem lazım? Herkes. Hı -hı. Değil mi? Hiç kimse anlatmamış. Herkes oyalamıştı. Neden ben buraya herkes getirmek zorunda kaldım Melek? Artı, Çünkü artı için. buraya ben getirmezsem şu virgül zıkkımı ne yapıyor? Bunu ona bağlıyor. Evet. Virgül işi bozuyor. Tamam mı? Hı -hı. İşte bakın çıkmış soruda bu nedir? Özne, yüklem, Olumlu olumsuz uyuşmamış. Evet uyuşmamış. Şimdi farklı örneklere devam ediyorum bak. Şimdi okur musun altın cümleyi? Dostlarım hiçbiri bana inanmıyor beni suçluyor. İnanmıyora? Yüklem. Eksi dedim. Evet. İnanmıyor olan kim? E, dostlarımın hiçbiri. Eksi mi? Eksi. Var mı sıkıntı? Yok. Yok. Devam et. Beni suçluyor. Suçlamak artı. Evet. Çünkü olumsuz bir ek yok ya. Hı hı. Ama olmadı. İki eksi bir artı var. Evet. olmadı. Keşke Burada, herkes ve hepsi. Heh düzeltelim. Hiçbiri bana inanmıyor. Buraya da ne diyelim? Hepsi ya da herkes beni suçluyor. Hı, hı. Ha, hatanın adı ne? Özdeyiştim uşmazdı. Hı. Anladık. Evet. Bak bu çok önemli. Tamam. Tamamen bilgi istiyor. Bilmeyen yapamaz. Tamam mı evet. arkadaşlar? 7.oğlu cümleyi okur musun Melek? Herkes bu olayda kendi çıkarını düşünüyor, başkasını düşünmüyordu. Yap bakalım. Herkes bu olayda kendi düşünüyor yüklem. Ve artı. Hı hı. Herkes özne ve artı. Sorun He. yok. Sorun yok. Başkasını düşünmüyordu. Eksi. Eksi. ha Peki var mı özne burada? Yok. yok. Başkasını çünkü nesne. Artı artı eksi olmaz. Evet O zaman ben buraya bir tane getirmem lazım. Eksi hiçbiri. getireceğim. ha aferin. Herkes düşünüyor, hiçbiri <laughs> olacak. Evet. Bu kadar işte. Çıkmış soru gördük mü arkadaşlar? Bakın, çıkmış soru. Evet, üniversite sınavında harika bir soru. Oku bakalım. Hiçbiri <laughs> Ali Suavi'den başka ülkede bir ayaklanmayı düşünmemiş, padişaha bağlı bir görev saymıştı. Adem Hoca ne diyor? Valla yüklemleri bul, özneyi bul, bir altını çiz, bir özne yüklemi bir yokla. Ayrıca virgül var hocam. A, virgül var. Virgül ne demek? Besmele çekeceksin, dikkat edeceksin. Evet. Evet. Düşünmemiş artım eksi mi? Eksi. Özdesine bakalım. Hiçbiri. Eksi. Sorun eksi. yok. Eksi. Görev saymak. Hı hı. nedir bu artı artı peki var mı virgülden sonra artı yok yok e bu kadar bu kadar bak bu kadar adem ile teknikler taktikler bak tamam. ben virgülden sonra ne getireceğim herkes herkes evet bu kadar bu kadar arkadaşlar tamam mı bu bizim için çok 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 önemli diyor ve geçiyorum özne yükleme uyuşmazlığı bitti hı. bakın 15 dakikadır özne yükleme uyuşmazlığı anlatıyorum basit evet. geçmedim bol örnekler anlatmaya çalıştım. Tamam çünkü önemli. En çok hata özne yüklü uyuşmazlığında çıkıyor. Öğrencilerimiz yapamadı. Tamam mı? Hı hı. Şimdi geçtim melek özne eksikliğine. Bu çok önemli. <laughs> özne eksikliği. Aslında nesne eksikliği var. Hepsi aynı mantıkla çözülüyor. Şimdi melek sana ben bir e, taktik göstereceğim. Tamam mı? Bunu her zaman uygulayacaksın. İki salla bir bağla duydun mu? Hayır. Bak iki salla bir bağla. Adem Anladım. Hocadan <laughs> hareketler. Şimdi iki sallayacağım bakacağım elimde mi kalacak kalmayacak mı? Ne demek istiyorum? Şimdi arkadaşlar size de merak ettiniz bakıyorsunuz. Bu toplantıda herkesin görüşü alınmalı ve rahatlıkla konuşabilmeli. Orada V'yi gördün mü? Gördüm. Dikkat. Bağlaç. Bağlaç ne yapar? Bağlar. Acaba niye bağlamış? <laughs> Hareketim şu. Önce ilk yükleme bakalım. Alınmalı nedir? Yüklem. Yüklem. Konuşabilmeli? Yüklem. Yüklem. Şimdi bakıyorum. Bu toplantıda herkesin görüşü alınmalı. Ne alınmalı? Herkesin görüşü. Herkesin görüşü alın bak. Bir kere salladım. Tamam. Sıkıntı yok. Herkesin herkesin görüşü alınır mı? Olur. Alınır. Sıkıntı var mı? Yok. yok. V'e bağlacı ne yapıyor biliyor musun? Herkesin görüşü konuşabilmeli diyor. Bunu da sallıyorum. Hop salladım bak. İki salla bu. Bu V salla. V ne demek? Bağlaş diyor ya. Salla bakalım diyor. Herkesin görüşü alınmalı, herkesin görüşü konuşabilmeli. Olmadı. İki salladım elinde kaldı. Niye biliyor musun? Tamam. Herkesin görüşü alınır melek. Ama konuşan herkesin görüşü değil ki. Herkes. Hmm. Ha. Herkesin görüşü alınmalı ve herkes rahatlıkla konuşabil. Ben V'den sonra ne getirmem lazım şuraya? Herkes. Herkes. Ya da o. Ya da onlar. Evet. Fark etmez. Peki burada hangi öge bu oluyor bu? Herkes hangi ögedir? Özne hocam. O zaman ne diyorum ben buraya? Özne eksikliği. Özne eksikliği. Tamamdır. İki salla bir bağla. Bol örnek. Devam ediyor. Devam ediyorum. Tamam. Mesela şeye bakalım. ikinci cümleye bakalım. Okuyalım. Türkiye'nin birkaç bölgesi hariç henüz kar yüz, yüzü görmedi. Bu da çok güzel değişik bir soruydu. Bakın böyle farklı soruları yazıyorum ki arkadaşımız daha iyi anlasın. Mesela burada şuna dikkat et. Türkiye'nin birkaç bölgesi hariç henüz kar yüzü görmedi. Şimdi e, Türkiye'nin birkaç bölgesi hariç kar yüzü görmeyen Türkiye'nin birkaç bölgesi değil. Hı. Hmm. Türkiye'nin birkaç bölgesi hariç Türkiye'nin diğer yerleri hı hı. kar yüzü görmedi. Burada da özne eksikliği var. Ama adamlar çok güzel soru sormuş. Bunu olabilir. nasıl gördünüz? Yani adamlar? gerçekten genelde melek gözükmüyor. Ben bunu sınıfta e, söylüyorum. G e, çok az öğrencimiz biliyor ama zamanda bilen öğrencilerimiz oluyor. Bir daha söylüyorum. Türkiye'nin birkaç bölgesi hariç Türkiye ya da Türkiye'nin diğer bölgeleri henüz kar yüzü görmedi. Değil mi? Evet. Çok güzel bir cümle. Şimdi devam ediyorum. <laughs> Farklı örnek. Bakın bol örnek. Adem Hoca'nın sırrı şu. Bol örnek verir. Tamam mı? Yazın dünyasında her zaman şiirin öldüğü söylenir. Oysa her dönemde canlılığını korumuştur. Bunu da çok öğrencimiz bilmiyor. Yapmaya çalışayım mı hocam? Yap bakalım. Ee, söylenir. Oo Aferin sana. Söylenir yüklen. Tamam. Bir de? Söylen bir de korumuştur. Canlılığını korumuştur. Evet. Oysa bağlacını gördün mü? Gördüm. He. İki salla bir bağla. Başlayalım. Evet. Şimdi söylenir yüklem. Söyleyen ne? Söylenen ne? Söylenen ne? Şiirin öldüğü söylenir. Oo, şiirin öldüğü söylenir. Doğru. Şimdi tamam. atıyorum diğer tarafa. Her, heh, şiirin, şiirin öldüğü her dönemde canlı kurulmuştur. Olmadı. Olmadı. Peki evet. her dönemde canlılığı koruyan kim ne? Oh. Şiir. Oh aferin. Aferin sana. Oysa sonra ne gelecek şuraya? Şiir veya o. O. İşte özne eksik. Tamam. Bu işte ya. Bu işte ya bak. Şiirin öldüğü söylenir. Şiir her dönemde canlılığını korumuştur. Özne eksik diye. Evet. Devam edeyim, devam edeyim. Devam ediyorum. İki salla bir bağlı Adem hocadan taktikler. Dört nolu cümleye geçtik. Oku. Okul inşaatı kısa sürede tamamlandı ve büyük bir törenle hizmete açıldı. Hemen saldırmıyoruz. Önce hareketler nedir? Tamamlandı. Yüklen. Açıldı. Ve. Eyvah. Arkadaşlar bunu yapın. Lütfen bakın. Bunu yapın. Bilmesen dahi. Şimdi. V'yi gördüm yükledim. Şimdi iki salla bir bağla. Tamamlanan ne? Okul inşaatı. Sallıyorum. Oldu. Tamamlandı. Okul, okul inşaatı... inşaatı açıldı. Hizmet açıldı. Hizmet açıldı. <laughs> Manyak. Okul inşaatı hizmet açılır mı? Niye açılmasın hocam? Okul in inşaatı hizmet açılır mı? Hayır açılmaz. Ne açılır? Okul. Okul. Aa, aa. Ya, ya. Tamam. Adama gülerler yani. Okulun inşaatını hizmet açıyor. <laughs> evet anladım. Tamam şimdi okulun inşaatı kısa sürede tamamlandı ve okul hizmete açıldı. Evet. V V'den sonra ne getireceğim? O. Okul. Yani okul. Tamamdır. Anladık mı mantığı? Anladık hocam. Ben burada sana bir mantık vermeye çalışıyorum. Senin vesilenle bütün arkadaşlara o mantığı vermek istiyorum. Şimdi bakalım 5 e, nolu cümleyi oku. Otobüsün lastiği patladığı için yarım saat sonra her hareket edecekmiş. Şimdi... şimdi burada bir şey söyleyeceğim sana. Öge eksikliği bazen fiilimsiler arasında da olabilir. Hmm. Aman dikkat sevgili arkadaşlar. Patladığı sıfat değil, değil mi? Anası mezar çıkmış. Evet. Bakalım. Patlayan ne? Otobüsün lastiği. Bir salladık mı? Salladık. Virgül ne yapıyor virgül? Sallamaya devam ne ediyor. Olacak? Hareket edecekmiş. Hareket eden otobüsün lastiği olur mu? Akıl var mantık var şimdi değil mi? Okulun lastiği patlar. Okulun lastiği mi hareket eder? Okul otobüsü mü? Evet, ok, otobüs, otobüs. Ha, Okul tamam. nereden çıktı? Sen, o dördün, dördüncü cümleye geçtik. Melek. Pardon hocam. Adamın canını sıkma, iyi dinle. Virgülden sonra ne diyoruz? Okul diyoruz. Pardon. Ne? Bak beni de kandırdın ya. <laughs> hocam. Otobüs, otobüs diyoruz. Düzeltiyoruz. Tamam. Otobüsün lastiği patladığı için otobüs. Hı hı. Evet, özne eksikliği. Evet, gördüm. Tamam arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu sene yani 2019 LGS'de çok manyak bir soru çıktı. O da bana mı denk geldi? Sekizinci sınıflar, bu sekizinci sınıf. Ama fark etti, sekiz. PYT, Y T L G K de fark etti. Önemli mantık. Şimdi oku bakalım cümleyi. Bu hastalığın tedavisi bulunmalı. İnsanlığa tehdit olmaktan çıkarılmalı. Tedavisi bulunmalı. Yüklem. Tedavisi bulunmalı. Hastalığın tedavisi bulunmalı. Salladım. Tamam, birinci sallama. Hastalığın tedavisi bulunmalı. Aslında bulunmalı. Yüklem. Doğru değil mi? Evet. Salladım elinde kaldı mı? Yok. Doğru. Sıkıntı yok. Devam edelim. İnsanla tehdit olmadan çıkarıl çıkarılmalı. yüklem. Çok güzel. Şimdi bu hastalığın çıkarılmalı. Hayır. Bu hastalığın tedavisi. Ha. Bu hastalığın tedavisi bulunmalı. Bu hastalığın tedavisi insanlar tehdit olmaktan çıkarılmalı. Olmadı. Evet olmadı. Güzel. Bu hastalık Heh. insanlar tehdit Aferin. olmaktan çak, çıkarılmalı. Çak. Tamam. Olay bu işte. Harikasın. İşte çıkmış soru ya. Adam sormuş. Bu sene sormuş yani. Bu TET'de de gelebilir. KPSS'de de gelebilir. Hı hı. Hastalığın tedavisi bulunmalı ama hastalığın tedavisi çıkarılmalı olmaz Hastalık özne eksikliği Evet Arkadaşlar Adem Hoca'dan taktikler bunu yapacağız Bunu yaptı mı kolay yaparsın Tamam oğlu cümleye de bakalım Balıkçıların sesi sert esen rüzgara karışıyor birbirlerini duyamıyorlardı Eee Karışıyor yüklem karışan ne balıkçıların sesi Şimdi birinci sallamayı yapıyorum. Balıkçı. Diğer yüklemi söyle. Tamam, birbirlerini duyamıyorlardı. Yüklem. Evet. Karışan ne? Balıkçıların sesi karışıyor. Evet. Balıkçıların, balıkçıların sesi, sesi. duyamıyorlardı. Ha. Balıkçıların sesi rüzgara karışır da birbirlerinin duyamaya duyamayanlar balıkçıların sesi değil, balıkçılardır. Ha, bak bir de ha. şu var arkadaşlar. E, lütfen ekrandaki arkadaşlar her zaman cümleyi anla. Evet, mantık An, bak, Anlayacaksın. Yani balıkçıların sesi set rüzgara karışır ama birbirlerin doyamayan bak birbirleri diyor. Demek ki balıkçılarla balıkçılar olacak. Ben virgülden sonra diyeceğim onlar. Evet. Yani balıkçılar. Ne diyeceğiz? Özne, yüklem. Özne eksikliği. Evet. Bu kadar. Tamam mı? Tamam. Harika. Tamam arkadaşlar. Şu e, 8 nolu cümle uzun bir soru, uzun bir cümle ama bunu da yeni yazdım. Bir denemede e, ilişti. Çok güzeldi. Okur musun melek? Annelerimizin sevgi ve şefkatlerini başkalarıyla aynı kefeye koyamayız tanımsız bir yakınlıkta gibidirler. Bize her yerden ve her dilden ses verirler. Bak mesela bunun geçen bir öğrencime sordum yapamadı. Düşündü, taşındı, kaşındı yapamadı. Ben de birazcık kaşınayım hocam. Sen de kaşın bakalım. Hadi bakalım. Koyamayız yüklem. Bak aferin sana. Koyamayız yüklem. Kim? Biz. Biz. Neyi? Annemizin sevgi ve şefkatlerini. Bak bunun altını çiz. Oh bak. İyi de, bu özne değil hocam. Olsun, fark etmez. İki salla bir bağla. Ya tuttuğunu salla ya. Denk tamam. getir yani. Sallamayı bileceksin, bağlamayı bileceksin yani. Tamam. Annelerimizin sevgi ve şefkatlerini aynı kefeye koyamayız. An hmm. Bak şöyle bunu buna bağladım. Tamam. Tanımsız bir yakınlıkta gibi diller. Tanımsız bir yakınlıkta gibidir olan. Onlar. Annelerimizin sevgi şefkati mi annelerimiz mi? Annelerimiz. Ya. Onlar işte. Gördün mü? Tamam. Devam et. Bize her yer her yerden ve her dilden ses verirler. Kim? Yine onlar. An anneler. Aslında burada hata var biliyor musun? Annelerimizin sevgi şefkatteki tamlamasını diğer yüklemlere de bağlamış bu. Ama hmm. olmuyor kardeşim. Yani annelerimiz olacak. Peki hocam annelerimiz yok mu? Var hocam. O annelerimiz değil. O annelerimizin bu tamlayan aynı hmm. kelime olacak bak. Annelerimizin sevgi ve şefkatlerini aynı kefeye koyamayız. Tamam ama annelerimiz yani onlar tanımsız bir yakınlıkta gibidir. Bu cümlede ne eksik? Özne eksikliği. Nasıl soru ama? Çok güzel. Manyak soru arkadaşlar. Melek devam ediyoruz. Melek 26 dakika oldu. Evet. Ama sağlam <laughs> ilerliyor. Ee, arkadaşlar nesne eksikliği, tümlece eksikliği. Bak şurada ara vereceğim. Yüklemek ile ve eylem eksikliği çok önemli. Ayrı bir ilmi, bilgi istiyor. Buraya kadar gelelim. Melek onu başka bir zaman çekeriz. Tamam mı? Tamamdır hocam. Şimdi iki salla bir bağlayanı anladın mı? Anladım. Çok rahatmış değil mi? Bizi rahatlatıyor. Aynısını nesne eksikliğinde yapacağız. Hı -hı. Aynı mantık, sadece adı farklı. Mesela okuyorum, oku bakalım. Kitaplarına gözü gibi bakar, kimseye vermezdi. Gözü gibi bakar. Yükle. Önce ne yapıyoruz? Yüklemleri buluyoruz hocam. Adem Hoca tekniği. Evet, virgül. Bakalım ne neye bağlanmış. Kitaplarına şimdi bak. Bakan kim? O. O. Vermez olan kim? O, o. özne de sıkıntı yok demek melek. Sonunda sıkıntı yok. He bak öz arkadaş özne aynı. Özneyi sallıyorum, o bakar o ver. Valla özneyi iki kere salladım süper. Adam iyi sallamış yani. Sıkıntı yok. Ha, tamam arkadaşlar, bakalım. Şimdi kitaplarına, burada her zaman kelimeye göre konuş. Kitaplarına bakar. Kitaplarına bakar oluyor mu? Oluyor. O Hı -hı. kitaplarına bakar. Kimseye vermezdi. Aslında bu cümleden ne demek istiyor biliyor musun? O kitaplarına kimseye vermezdi, olur mu? Evet olur. Nasıl olur? E kitaplarını kimseye vermezdi. Bir daha söyle. O kitaplarını. Kitaplarını kitaplar kimseye vermezdi. Nerede kitaplarını var? Aa yok. Ya abi. işte arkadaşlar <laughs> Melek şu anda tüm Türkiye tercüman oluyor. Aslında <laughs> dili mi bak değil mi? Kitaplarını ama burada diyor ki kitaplarını vermezdi. O zaman düzeltiyorum. Bakardan sonra ne diyeceğim? Kitaplarını yazıyorum. Hmm. Kitaplarını. Yok ki o kelime. O yüzden nesnesi Heh. eksik. Peki bu cümlede eksik olan kelimenin ögesine nesne. Ne tamam. diyorum? Nesne eksik diye. Düzeltiyorum. O kitaplarına bakar. O kitaplarını kimseye vermez. Ne seksi değil. Anladın mı? Tamam. Şimdi iki doğru cümleye baktık. Uzun değil mi? Uzun Ama dikkat edeceğiz. Oku bakalım. Ünlü sanatçı günlüğüne İstanbul'a bir sonbahar akşamı gittiğini ve çok beğendiğini yazmış. Hmm. Evet. Tamam. Şimdi gittiğini. Evet. Yüklem. Yüklem değil de fiilimsi. Olsun. Ha, gittiğini tamam. ve beğendi. Bakın iki tane fiilimsi var. Tamam. Arada V var mı? Var. Bu V gittiğini ve beğendiğini bakın ne almış? Nere gittiğini? İstanbul'a. Bak, İstanbul'a gittiğini ve İstanbul'a beğendiğini. Ops. Bir dakika. İstanbul'a gittiğini ve İstanbul'a beğendiğini. Olmuyor, İstanbul'u beğendiğini. İstanbul'u yani onu. Ne eksik? Önle. Nesne eksik. İstan İstanbul'u onu nesne ya? Ama özlediğim bu. Özne değil işte. i̇şte o Me gittiğini, Me o beğendiğini. O da sıkıntı yok. O git, ünlü sanatçı gitmiş, ünlü sanatçı yazmış. Özne'de bir sıkıntı yok arkadaşlar. Özne'de sıkıntı yok. Melek kafanın, burada demek melek öge eksikliği var tamam mı? Evet. Şimdi bak, Özne'de sıkıntı yok. İstanbul'a dolaylı tümleç. Tamam. Aynı dolaylı tümleci, V'den sonra getirdim olmadı. Ben dolaylı tümleci ne yapacağım? Nesneye dönüştüreceğim. Anladın mı? Bak uzun anlatıyorum anlayın arkadaşlar diye çok önemli. Hızlı gitmiyorum bak. İstanbul Ünlü sanatçı İstanbul'a gitmiş. Hı hı. Ünlü sanatçı İstanbul'a beğenmiş. Olmadı. İstanbul. İşte bu ya nesli eksik yani. Evet. Her zaman salla bağla, salla bağla, sallayacağım bağlayacağım tamam, tamam. mı? Üçüncü cümle. Oku. Yapıtlarında yaşama ışık tutan sanatçı gerçekçi bir yaklaşımla ve yalın bir dille oluşturuyor. Hmm. Bakalım Sanatçı. Oluşturuyor yükle. Evet. Evet. Oluşturan kim? Bir de şu var e, Melek. Yapıtlarında, yapıtlarında yaşama ışık tutan sanatçı. Neye tutuyormuş? Yapıtlarına ışık tutan. Yaşama ışık tutan. Ha, yaşama. Tamam. Gerçekçi bir yaklaşımı yala bir dille oluşturuyor. Yapıtlarında. Bak bu da her zaman şey. Yapıtlarında ışık tutmuş, yaşama ışık tutmuş bir sanatçı var. E gerçekçi bir yaklaşımla ve yalan bir dille oluşturuyor. Neyi? Neyi? Bak. Yaşamı. Hayır. <gülüyor> ...yapıtlarını. <gülüyor> yapıtlarını. Bak, her zaman anlam önemli. Kafam karıştı. Bak. Gerçekçi bir yaklaşıma ve yalın bir dille oluşturuyor. Neyi? Yapıtlarını. Heh, işte ben şuradan sonra değil, diyeceğim? V'den sonra ne diyeceğim? Onu. Yani... ...yapıtlarını. Nesli eksikliği. Bu, bu zor olduğundan dolayı yazdım. Öyle kolay yok. Zoru da görelim. Hı. Tamam mı Melik? Tamam. Yapıtlarında... Yaşama ışık tutan sanatçı gerçekçi bir yaklaşım ve yalan bir dille yapıtlarını oluşturuyor. Anladım. Tamam. Yapıtlarında dolaylı tümleci, diğer yükleme gelmiyor. Evet. Tamam mı? Devam ediyorum. 2019 DGS'de çıkmış harika bir soru. Oku bakalım. Tamam. Yazarın her kitabını okuyorum ve takdir ediyorum. Okuyorum yüklem, takdir ediyorum yüklem. Okuyorum ben, takdir ediyorum yine ben. Örzeda'da bir sıkıntı yok. Aferin. Neyi okuyorum? Kitabını, yazarın her kitabını. Ve yazarın her kitabını takdir ediyorum. Ama burada eksiklik var. O da ne nesne eksikliği. Hayır, ezberden git be. Ya. Bak, ezber, sence burada niye hatalı? Yazarın her kitabını takdir mi edersin sen? Etmez mi? Neyi takdir edersin? Kimi takdir edersin? Ha, sa yazarı. Aa, yazarı. Ya. Ha. Aslında nesne var. Ama var olan nesne ikinci yükleme gelmiyor. Ama ben kitabı da takdir ediyorum. Ha, takdir edersin. Kitap takdir edersin. Bak dikkat et Bilmez şuraya. Mi? Yazarın her kitabını okuyorum ve yazarı takdir ediyorum. Eser beğenilir ama takdir etmek insana ait şey. Eser beğenilir, takdir etmek insan için. Evet. Tamam. Çıkmış soru bak hatalı değil. Adamlar sormuş evet. yani. Hem Anladım. de hem de 8. yüzyıldaki bebelere sormuş. Melek. Yazık ya. Ha, bak dikkat et. Mantığına dikkat et. Hocam yazarın her kitabını okurum ama takdir ederim yazarı. Evet. Nesne var hocam. Var da aynı nesne buraya gelmiyor ki. Nesneyi değiştir. Yani onu nesne eksikliği. Tamam. Anladın mı? Hı hı. Beşin olu cümleyi oku. Çocuk okuduğu romandan çok etkilendiğini ve bir daha okuyacağını söyledi. Hı. Etkilendiğini. Fiilimsi. Okuyacağını. Bu da fiilimsi. Ve, ve, bağlacı var. Hı. Neyden Çocuk etkilendiğini. etkilendiğini çocuk okuyacak. Öyleyse de bir sıkıntı yok gibi. Evet romandan. Heh bak şu kelime gördün mü? Romandan etkilenmiş. Attım bir tane. Oldu. Romandan okuyacağını söyledi. Bir dakika, romandan okuyayım. Niye okur insan romanı? Heh, onu, o. romanı. O da nedir? Nesliksik. Bu işte. Tamam. Devam ediyoruz bak, iyice. Annesinden ayrı kalmaya dayanamaz, bir ilgisi sık sık telefonla arardı. Dayanamaz. Kim? O. Telefonla arardı. Yine Kim? O. Özne'de var mı sıkıntı? Yok. Özne'yi salladım salladım elimde kalmadı. Sıkıntı yok. Süper. Tamam. Evet. Ee, ayrı kalmaya. Annesinden ayrı kalmaya. Dayanamaz. Bir yere gitsin sık sık arardı. Annesine. Heh, onu yani anasını. Evet. Ne oluyor bu? Nesli eksikliği. Tamam. Anladık mı? Anladık. Süper mi? Süper. Kafana yattı mı? Mu Muhteşem. Şimdi geçtim tümlecek eksikliğine. Diğer cümleye geçelim. Bu son, son şeyimiz. Aynı mantık bak. İki salla bir bağla. Bak mesela 2019 LGS sorusuna bakalım. Herkes bakıyor 2019 LGS. Bu arada arkadaşlar bir hani durdurup da ne yapabilir? Kendisi yapabilir, dinleyebilir. Oku bakalım 5 cümleyi. Her akşam bizimle ilgilenir, yemek getirirdi. Bizimle ilgilenir. İlgilenir yüklem. Getirirdi yüklem. İlgilenir olan kim? O. O. Getirir olan kim? O. O, o ilgilenir, o getirirdi. Var mı özünde sıkıntı melek? Yok. Devam et. Yap artık. Bizimle ilgilenir, bizimle getirirdi de olmuyor. O yemek getirirdi. De... Bak, cümleyi oku. Her akşam bizimle ilgilenir ve yemek getirirdi. Bize. Ha? Tamam. Süper işte, bize. Cümleyi anla, soruyu. Hangi öge eksik burada? Dolaylı tümleç eksikti. Olay bu işte. Çıkmış tamam. soru, çıkmış soru. Harika. Mesela bir birinoluçu şey bak, 2014 KPSS'de çıkmış. 2014 KPSS'de. Aslında tamam. kapesse diyoruz ya, yanlış. Kepesse dememiz lazım. TDK'ye göre. Hmm. Tamam mı? Neyse o ayrı bir espri. E, i̇ki nol cümle oku bakalım. <laughs> Eleştirmenler Roland Brotus'un yazılarını edebi eserler olarak algılıyor ve önem veriyor. Yap hareketi. Tamam. Algılıyor ve... Önem veriyor. Önem veriyor. V'yi ve gördük mü? Gördük. Algılıyor e, kim? Kim? eleştirmenler salla eleştirmenler algılıyor eleştirmenler önem veriyor. Tabii, Özlerde sıkıntı yok. yok. He nerede sıkıntı var? 2014'te çıkmış soru. KPSS sorusu. Yazılarını He. edebi eser. Yasağı... Yaz Roland Bartes'in yazarlarını yazılarını. algılıyor ve önem veriyor e, eserlerini. He çak. çak. Olay bu işte ya. Roland Bartes'in yazarlarını algılıyor Yaz yazılarına onlara ona. Yani ne eksik burada? Dolaylı tümleş, yer tamlayıcı eksikliği. Olay bu işte ya. Tamam. Kapes sorusu çözdün ha. Harikasın, i̇yi, iyi, iyi, güzel. süper yani. Tamam mı? Mesela bir nolu cümleye bakalım. Çevresindeki insanları çok sever, hep yardımcı olurdu. Yap hareketi bakın düzelt. Sever virgül yardımcı olurdu. Seven kim? O. O. Yardımcı olan kim? O. o. Özledi var mı bir sıkıntı? Yok. Yok. İnsanları çok sever. Çevresindeki insanları sever iki insanlara yardımcı olur. Bak tamam. hemen artık şunu yap. Okurken düzelteceksin. Ne eksik burada? Öge dolaylı tümleci olduğundan dolaylı tümleç eksikliği. Evet. İki salla bir bağlayla ben ne yaptım? İki salla bir bağlayla öz eksikliğini anladım. Nesne eksikliğini anlaştım. Tümleç eksikliğini anladım. Hatta edat tümleç eksikliği de olabilir mesela. Örnek vereyim şu 8'e bakalım. Bu zorluklara nasıl katlandı? Nasıl başa çıktı? Bakın. Katlandı, Patlandı. virgül. Çık, başa çıktı. çıktı. Kim? O. o. Neye kat? Zorluklara katlandı. Nasıl? Zorlukları zorluklarla. Ha ne? Evet. Zorluklarla. Tamam. O da zorluklarla. ne ile kiminle sorusunun cevabı edat tümleciydi. Ya da zarf tümleci, değil mi? Evet. Aynı şey. Yani edat tümleci eksikliği, zarf tümleceksikliği. Hı, hı Demek ki zarf tümleci eksikliği de olabilir. Tamam? Tamamdır. Bu kadar. Evet, evet Melek te tebrik ederim anladığına inandım arkadaşlar biraz uzun sürdü ama değdi arkadaşlar çünkü çok önemli bir konu derste anlatır gibi anlattım uzun uzun anlattım e, bol örneklerle anlattım tamam bu e, KPSS için de önemli TYT için de önemli LGS'deki arkadaşlar için herkes için önemli diyoruz. Tamam mı? Şu tümleç eksikliğinde kaldık burada. Bak çok güzel sorular var gördüğünüz gibi hep çıkmış sorular falan. Bunu da seninle en kısa zamanda çözüp yayınlarız. Tamam Tamamdır hocam. Evet. Melek teşekkür ederim. Rica ederim. Tüm arkadaşlara Rica ederim. başarılar diliyorum. Adem Hoca her zaman yanınızda. Adem Hoca ile her şey kolay. Görüşürüz.